Efendim Malatya'dayız şu anda, otomotiv sektörünü değerlendirmek üzere Tayyip Bey'e konuk olduk. Şimdi hem kendisini hem de firmasını tanıyor olacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim Müjgan Hanım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler deyiz. Öncelikle güzel ağırladınız bizi. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun efendim. O şeref bize ait. Biz tanıdık ama istiyoruz izleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Tabii. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Tayyip Demir. Hı hı. Malatyalıyım. Malatya Daren dediğim. Yaklaşık 8 senedir yani bu işle uğraşıyoruz. 3 senedir de burada hizmet veriyoruz. Hı hı. 8 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Ha. 3 yıldır da firmayı açtık değil mi? Evet. Ha. Yaklaşık 3 yıldır bu firmayı açtık. Hı hı. Yani işimizi seviyoruz. İnsanlara hizmet etmeyi seviyoruz. Evet. Yani en başta dürüstlüğü seviyoruz. Tabii. Güvene yani, dayalı bir sektör olduğu için. Güveni seviyoruz. Hı hı. Alışverişlerimiz, alımlarımız, satışlarımız, insanlar bizden memnun oluyor. Bu bizi mutlu ediyor. Evet. Yani nasıl sağlıyorsunuz peki bu müşteri memnuniyetini? Yani şu şekilde, genellikle araç satarken, zaten biz alırken araca eksper yaptırmadan, servise göstermeden almıyoruz. Çok iyi. Tamamıyla satarken de müşterilerimiz bizim firmamızdan araç alırken, eksper yaptırmadan, aracı göstermeden yani servise kadar biz bunu kendine bir şekilde yani özgürdür nereye baktırmak isterse. Hani bu şekilde de müşterimizle aramızda en ufak bir soru işareti kalmadan ticaretimiz gerçekleşiyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet, müşteri için de çok önemli bu. Tabii ki de yani mutlu ediyor. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Araç almadan önce mutlaka eksper rapor yaptırıyoruz. Mutlaka yani kurumsal eksperden eksper yaptırıyoruz. Biz genellikle... Yani gönül rahatlığıyla araç satın alabiliyorsunuz dolayısıyla da. Allah'ın izniyle yani en ufak soru işareti kalmadan ticaretimiz gerçekleşiyor. Evet, çok şükür. İşinizi titizlikle yaptığınız zaten çok belli. Peki nerelerden araç alıp satıyoruz? Bütün Türkiye'ye hükmedebiliyor muyuz yoksa sadece bu bölgede miyiz? Yani bu bölgede yani bizim için aracın temizliği önemli en başında. Yani Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun gidip oradan bakıyoruz, alıyoruz. Güzel. Yani dediğim gibi en önemlisi aracın temizliği, düzgünlüğü yani. Siz zaten bunu garantisine veriyorsunuz. Tabii zaten genellikle yani hatasız araçlar alıyoruz. 100 bini geçmeyecek araçlar alıyoruz. Sıfır araç alıyoruz. Sıfıra yakın araçlar alıyoruz. Yani bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Yani sizde aslında çok eski araçlar yok. Genelde tabii, sıfıra yakın ya da sıfır araçlar var. Evet. Evet. Aynen o daha şekilde. Daha genç araçlarımız burada. Evet. Dolayısıyla da böyle araçları istiyorsanız efendim buraya gelebilirsiniz. Tabii ki de. Peki her yere de gönderebiliyoruz aynı zamanda. Tabii her yere de gönderebiliyoruz. Zaten müşterimiz bizi aradığı zaman dilediği ekspere götürüyoruz. Eğer ki kendi isteği olursa. Oradan eksperini yaptırıyor. Gönül rahatlığına da çıkıp geliyor. Geldiği zaman buradan da yaptırabiliyor kendisi. Yani biz zaten dışarıdan gelecek müşterilerimize onun garantisini veriyoruz. Oldu olası herhangi bir şey çıktığı zaman, harici bir şey çıktığı zaman bütün masraflarını karşılayıp misafir de edip öyle uğurluyoruz. Evet. Ama bugüne kadar da öyle bir şey yaşamadık. Evet. Çünkü bundan o kadar eminsiniz ki. Yaşamadık. Yani çünkü biz de baktırıp alıyoruz. Evet. En ufak soru işareti kalmadan aracı alıyoruz. Yani bu şekilde Müjgan Hanım. Evet, çok güzel. Peki bu bölgeyi biraz değerlendirelim. Otomotiv sektörü Malatya'da ne durumda şu anda? Yani ne durumda? Otomotiv sektörü geçen sene çok hızlıydı. Yani sürekli bir fiyat artışları vardı. Yani bu yılda da faizlerin yükselmesinden dolayı yani bizim sattığımız araçlar da genellikle kredi uygun olduğu için bu konuda birazcık hani piyasada bir daralma var. Yani millet kredi kullanamıyor. Evet. İnsan... Peki bundan sonra neler hedefliyorsunuz? Var mı hedeflerinizin arasında başka yani yerler? Yani bu işe başladığımda ben 18-19 yaşındaydım. İlk günkü gibi işimi seviyorum. Ve her gittikçe de yani aslında şöyle insanlar araba sattığımız zaman insanlarla hani araç alıyoruz, satıyoruz. Sattığımız zamanda da soru işareti kalmıyor. Yani soru işareti derken tamamıyla bir güven olarak aramızda bir ticaret oluşuyor. Bu ticaretle de yani sürekli sattığımız kişilerle de diyalog halindeyiz. Arıyorlar daha bizden araba almak istiyorlar. Ya. Bu bizi mutlu ediyor. Tabii. Demek yani, ki memnun kalıyorlar ki. Para olarak değil de yani bu işe biz insan kazanmanın derdindeyiz. Her şey para değil değil mi? Ya, kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Yani sizin satış sonrasında da hizmetleriniz var anladığım kadarıyla o zaman.
Müşterilerinizle yani, aile gibi oluyorsunuz. Çünkü. Tabii ki de, tabii ki de. Yani 5 sene önce sattığımız müşterimizle halen diyalogdayız. Halen evet. de araba satıyoruz. Evet. Belki onun sonrasında çocuklarına bir araç satacaksınız. Yani, yani zaten biz onun, yani hedefimiz o. Evet. Hedefimiz o yani. Zaten aha. güvene dayalı olduğu için böyle silsile şeklinde mutlaka gelecektir. Evet. Sonrasında da inşallah zaten hak ediyorsunuz koltuğunuzu şu anda. Bunun da haklı gururunu mutlaka yaşanmalısınız diyorum ben. Sizin aynı zamanda birçok belgeniz var. Şu an arkamda da görüyorum. İzleyicilerimiz ekranda da görüyorlar. Neler var? Yani şu şekilde hani biz TED Auto firması olarak biz bunun patentini de aldık. Hı hı. Yani Türkiye'de sadece TED Auto otomotiv bizde var. Evet. Yani marka tescil belge bizde. İkinci bir kişi yok. Bu da işimizi sevdiğimiz için. Hı hı. Hani firmamız belli olsun diye yani biz bunu da aldık yani bu evrağımızı da aldık. Evet, isim hakkı bizde diyorsunuz. Zaten bütün evraklarımız, galericiliğe dair bütün evraklarımız tam. Hı hı. Ya bu konuda da yani müşterilerimizin daha dikkatli olmalarını tercih hı. ediyoruz. Yani araç alacaksanız bir yerden bu mutlaka bu tescil belgelerinde görün sevgili izleyicilerimiz. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Bizi de çok güzel ağırladınız. Başarılarınız hep daim olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.